Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Alkan Erkekli. Gün Işığı Kitaplığı'nın YouTube kanalında yeniden sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. Bugün sizlere Karin Karakaşlı'nın Uçan Kız Volante adlı kitabını seslendireceğim. Merve Atılgan da resimlemiş kitabımızı. Önce yazarımız hakkında kısa bir bilgi okuyalım size. İstanbul'da doğan Karakaşlı, Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık bölümünün ardından Yeditepe Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisansını tamamladı. Başka Dillerin Şarkısı 1999 ile başladığı öykü kitaplarının sonuncusu Yetersiz Bakiye 2015. Benim Gönlüm Gümüş 2019 ile başladığı şiir kitaplarının sonuncusu ise İrtifa Kaybı 2015. Gençlik Kitabevi Öykü Yarışması'nda 1994'te üçüncülük, 1995'te birincilik kazanan Karakaşlı, 1998 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü'ne değer görüldü. Küçükler için Gece Güneşini, birinci baskısı 2011, 13. baskı 2018, Gençler için de Ay Deniz'de Buluşuncayı, birinci baskı 2008, 10. baskı 2018 ve Köprü Kitaplar koleksiyonu için Dört Kozala, birinci baskı 2014, 5. baskı 2018 yazan Karakaşlı'nın Asiye Kabahat'ten Şarkılar Dinlediniz 2010 adlı anlatısını ilk çocuk romanı Konaktakiler 1 ve 2. baskıları 2016'da olmuş izledi. Uçan Kız Volante 1 ve 2. baskılar 2018 yazarın son çocuk kitabı. Eseri resimleyen Merve Atılgan, İstanbul'da doğan Atılgan'ın 5 yaşında başladığı bale ve modern dans eğitimi tüm yaşamında etkili oldu. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi çizgi film animasyon bölümünü tamamladıktan sonra 2015'te başladığı illüstrasyon ve çizgi roman atölyesi çalışmalarını sürdüren sanatçı, yurt içinde ve dışında animasyon ve tasarım işleri yapıyor. Karma sergilere katılıyor. Gün Işığı Kitaplığı'yla işbirliği içinde çocuk kitapları resimlemeye de yoğunlaşan sanatçı, İrem Uşar'ın Uykusunu Arayan Çocuk 2016, Kaan Elbilgin'in Berk Mucidi Olduğu 2016 ve Berk Operacı Olduğu 2017 adlı kitaplarıyla dikkati çekti. Karin Karakaşlı, Uçan Kız Volante. Çocukluğuma diye ithaf etmiş. Şimdi öykünün içindeki kahramanları size göstereyim. Tessa, Paolo, Volante, anne, baba, anneanne, Massimo ve Ashlyn. Tessa en baştaki abla. Volante'nin ablası. Paolo erkek kardeşi. Volante kahramanımız. Anne, baba, anneanne, Massimo ve Ashlyn. Birinci bölümümüz. Volante uçuyor. Şöyle bir düşününce kendisiyle ilgili galiba bir tek ismini seviyor Volante. İtalyanca'da uçan kişi demekmiş. Hani insanın ismi böyle havalı olunca gerçekten uçması gerektiğine inanıyor Volante. Örneğin tam da şimdi şu kalabalık sıkıcı havaalanında etrafını çevreleyen ailesinden kurtulup herkesin şaşkınlık ve dehşet dolu bakışları arasında şöyle bir havalansa. Hem kıyafeti de o istediği hayranlığı uyandırmak için çok uygun. Üstünde en sevdiği tişörtü var. Önünde kocaman sapsarı bir muza sırtını dönmüş, mutsuz bir maymun görünüyor. Muza yüz vermeyen maymun olur mu? Ah, neden olmasın? Volante bazen o çok sevdiği üstüne renkli şeker taneleri serpiştirilmiş çikolatalı pudingin bile onu neşelendirmediği zamanları çok iyi bilir. Üstelik annesi bu pudingi en çok da onun için yapmıştır. Ama o leziz tatlıyı yeme zamanı gelene kadar kim bilir kaçıncı azarını işitmiş olan Volante, pudinginin karşısında somurtarak oturur çoğu kez. Puding de nereden geldi aklına şimdi? Heh, muza sevinemeyen maymundan. İşte asıl derdi bu Volante'nin. Zihninde çok fazla düşünce, düşünceden de fazla hayal var. Sesler karışınca dalıp gidiyor, sonra da gelsin yeni uyarılar. Volante duymuyor!
musun kızım? Deminden beri sana sesleniyorum. Ay Volante, ne kadar sakarsın. Güzelim elbisemi mahvetmişsin. Bıktım senin pis boya kalemlerinden. Şikayetler böyle uzar gider her gün. Herkesin Volante ile ilgili sızlanacak bir konusu var ama Volante şu an canının sıkılmasına izin vermemeye kararlı. Zaten havaalanı ve yolculuk stresine kapılmış, ailesi yeterince sinir bozucu. Volante dikkatini tişörtünden ablası Tessa'nın dolabından el koyduğu eflatun bale tütüsüne yöneltiyor. Bu tütüyü kapmış olması büyük bir zafer sayılır. Yapma Volante, o benim bale kıyafetim. Hem sen bale de yapmıyorsun ki, diye sızlanmıştı Tessa. O ismine uygun mesela, tam bir kontes. Her şeyiyle mükemmel, ince, uzun, kibar, başarılı ve tabii fena halde gıcık. Diğerlerini giyersin, ben bunu bale için istemedim zaten, gün içinde giyeceğim, diye kestirip atmıştı Volante. Dediği gibi de yaptı. O gün bugündür altına giydiği değişik renkte uzun çoraplar eşliğinde tütüyü üstünden çıkarmıyor. Hem de Tessa'nın "Hayır, yanımda böyle dolaşamazsın. Sorarlarsa seni tanımıyorum." tehditlerine aldırış bile etmeden. Heh, sanki kendisi bu bayan doğru kılıklı ablayı çok sahiplenmek istiyor da. Volante kocaman kapıların camına yansıyan görüntüsünde de şöyle bir süzdü.